Ramazan ayının ilk günüydü. Esat kıpır kıpırdı, yerinde duramıyordu. Çünkü ilk defa oruç tutuyordu. Heyecanından kahvaltının eksikliğini hissetmemiş ama öğlene doğru acıkmaya başlamıştı. Annesinin yaptığı yemeklerin kokusu bütün evi sarmıştı. Esat mutfağa annesinin yanına gitti. Annesi, "Oruç nasıl gidiyor Esat? Çok acıktın mı bakalım?" diye sordu tebessüm ederek. Esat kendinden emin bir şekilde, "Şey aslında çok değil, biraz acıktım anneciğim ama dayanabilirim, sorun yok yani." dedi. Annesi Esra Nur Hanım, "Sana oruçla ilgili bir sır vereyim mi?" diye kulağına fısıldadı. Esat merakla atıldı. "Çok isterim anneciğim." Esra Nur Hanım anlatmaya başladı. "İftar vaktinin daha çabuk gelmesini istiyorsan kendine güzel bir meşguliyet bulmalısın. Mesela bana yardım edebilirsin. İşlerimiz bittiğinde de iftar vakti gelmiş olur." Esat bu fikirden hoşlanmıştı. Annesiyle birlikte bir şeyler yaparken çok eğleniyordu. "Ramazan ayı geldiği zaman ihtiyaç sahipleri için yemekler yaparız. Yemekleri yapması benden, paketlemesi senden. Dağıtma işlemi de babana kaldı." Esat kikirdeyerek, "Sanırım en kolay işi ben kaptım." Vakit geçtikçe Esat'ın karnı daha da acıkıyordu. Annesi, "Hadi bakalım Esat, yemekleri şu bölmeli kaplara paylaştır." Esat yemeklere şöyle bir baktı. "Bence bu kadar yeter." diyerek kepçeyle yemekleri azar azar bölüştürdü. O kadar az koyuyordu ki bu durum annesinin dikkatini çekti. Annesi aynı miktarda yemekten Esat'ın tabağına da koydu. "İşte Esat'cığım, bu da senin iftar yemeğin." Esat tabağındaki yemeği görünce şok oldu. "Ama anne bu çok az. Ben bu kadar yemekle nasıl doyarım?" Annesi bölmeli kapları göstererek, "Ama sen ihtiyaç sahibi insanlar için hazırladığımız kaplara bu kadar koydun. Onlar doyuyorsa sen de doyabilirsin pekala." Esat yaptığı paylaşımın adaletsizce olduğunu anladı. Karnı o kadar açtı ki, "Haklısın anneciğim. Yaptığım doğru bir davranış değildi. Oruçla bunu daha iyi anladım. Hatta yemeklerin yanında tatlı bile koymalıyız bence." dedi. Esat orucun da yardımıyla kendini ihtiyaç sahibi insanların yerine koyabilmişti. Açlık gerçekten dayanılması çok zor bir şeydi. Bu duyguyu yaşadığı için daha paylaşımcı ve daha şefkatli biri olmuştu. Tatlı fikrini çok sevdim. Peki hangisini yapalım? Esat hiç düşünmeden cevap verdi. Tabii ki çikolatalı kek. Birlikte malzemeleri çıkarıp keki yapmaya başladılar. Sıra işin en eğlenceli kısmına gelmişti. Esat elindeki çikolatalı sosu kekin üzerine döktü. Her zaman yaptığı gibi parmağıyla kabın dibinde kalan çikolatalı sosu sıyırıp yemeye başladı. Bütün çikolataları yedikten sonra, "Ah olamaz!" diye bağırdı. Annesi heyecanla arkasını dönüp, "Ne oldu oğlum? Niye bağırıyorsun?" diye sordu telaşla. Esat gözleri dolu dolu, "Az önce oruçlu olduğumu unutup kalan sosu yedim ve orucum bozuldu. Hem de iftara bu kadar az vakit kalmışken." dedi ve ağlamaya başladı. Annesi Esat'ı kucağına aldı ve elleriyle gözyaşlarını sildi. "Esat'cığım merak etme, orucun bozulmadı." dedi tebessüm ederek. Esat gözlerini kocaman açarak, "Gerçekten mi anneciğim? Ama ben sosu yedim." "Peygamber Efendimiz diyor ki oruçlu bir kimse unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın. Yani orucunu bozmayıp devam etsin. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Yani bu çikolatalı sos Allah'ın sana bir hediyesi." Esat, "Hediye mi? Bu çok güzel bir şey anneciğim. Orucum bozulmadığı için çok mutlu oldum." diye bağırdı heyecanla. "Evet, iftara çok az kaldı. Sen de epeyce iş yaptın ve yoruldun. Şimdi git biraz dinlen bakalım." Esat gerçekten yorulmuştu. Açlığın vermiş olduğu halsizlikle biraz uyumaya karar verdi. Koltuğa uzandı ve, "Anneciğim ben biraz uyuyacağım. Belki rüyamda şekerlerden yollar, patlamış mısırlardan karlar ve çikolatadan evler görürüm. O zaman önüme gelen her şeyi yerim." dedi gülerek. Annesi de Esat'ın bu hayaline çok güldü. Biraz sonra Esat tatlı bir uykuya dalmıştı ki pencereden gelen sesle uyandı. "Allahu Ekber, Allahu Ekber."
Sonunda iftar vakti gelmişti. Esat hızla doğruldu. Tam yürümek için adım atacaktı ki yerdeki şekerlerden yapılmış yolu gördü. Uykulu gözlerini biraz ovuşturarak olanları anlamaya çalıştı. Şeker yol mutfağa doğru gidiyordu. Mutfağa gidip mutfak kapısını açtı. İçerisi karanlıktı. Sonra bir anda ışıklar açıldı. Alkış sesleri, konfetiler, balonlar, Esad'ın en sevdiği yemeklerle donatılmış bir masa ve etrafında yine Esad'ın en sevdiği arkadaşları ve akrabaları. Annesi ve babası Esad'ın yanına gelerek, "Esad'cığım, tuttuğum bu ilk oruç için güzel bir hatıran olsun istedik ve bunu kutlamaya karar verdik. Allah orucunu ve orucumuzu kabul etsin," dedi. Esad gözlerine inanamıyordu. Çok ama çok mutlu olmuştu. Arkadaşlarıyla birlikte iftar sofrasına oturup orucunu açtı ve hayatının en güzel günlerinden birini yaşadı.